Merhaba, havalar soğudu, kestane satıcıları sokakları doldurdu. Kim kestane kebap sevmez ki? Ben de bu konuda küçük bir araştırma yaptım. Edindiğim bilgileri sizinle paylaşayım. Bir kere kestane pahalı. Yani kilosu 100 TL'ye satılıyor. Gerçekten uçuk bir rakam. Baktım ki halde geliş fiyatı 17-18 TL, satış fiyatı ise 21-24 TL. Bir de biliyor musunuz biz Çin'den 12 TL'ye kestane ithal ediyormuşuz. Migros'taki fiyatı 29 TL civarında. Ama tezgahtaki bu 100 TL'lik fiyatı gerçekten anlamak çok zor. Ve onların Çin kestanesi olduğu söyleniyor. Peki bu Çin'deki hikaye nereden geliyor diye baktığım zaman gördüm ki bu Çin felaket. Yani neredeyse dünyanın tamamı kadar bir kestane üretimi var. Türkiye'nin neredeyse 28-29 katı kadar bir kestane üretimine sahip. Tabii coğrafyayı düşünebiliyorsunuz. Fakat bunun yanında Çin'i hiç öyle hafife almamak gerekiyor. Çünkü hektar başına verimlilik açısında da birinci. Bakın Türkiye'nin 5 katı bir verimliliğe sahip kestane üretimi açısından. Bu oldukça üzücü bir durum. Çünkü kestane üretmek kolay değil. Kestane ağacı dikenlerin çoğunu başarısız olmuş. Çünkü toprak yapısı önemli. Hatta Orman Bakanlığı 5-6 sene önce ciddi bir kestane projesi yürürlüğe sokmuş. Çok da güzel bir broşür hazırlamışlar. İnternette onu buldum. Ama ne alemdedir o proje onu bilmiyorum. Adı kestane sativa, tatlı kestane ve batıda İspanyol kestanesi olarak biliniyor ve Anadolu kökenli olduğu söyleniyor. Hep Asya Minör, Asya Minör Güney Akdeniz'de ifade edilen bir kaynağı olduğu söyleniyor. Peki kestanede ne kadar kalori var? 100 gram kestanede toplam 130 kalori var. Fena değil. Peki kestane içinde neler var diyecek olursanız çok zengin bir içeriğe sahip. Bakın çok büyük bir kısmını protein oluşturuyor desem olmaz. Herkes öyle de bir inancı var ama aslında karbonhidrat var bol miktarda. Çok az yağ içeriyor, bol miktarda vitamin C var, çok yüksek oranda potasyum var, magnezyum var ve B vitaminleri var. Dolayısıyla biz yararlarına baktığımız zaman bunlarla ilgili olan bazı ana konuları gözden geçirmiş olacağız. Özellikle B vitaminlerine dikkatinizi çekerim. Ama özellikle kestanenin neyle ilgili faydası var dediğim zaman bir kere liften çok zengin. Dolayısıyla sindirime yardımcı, kabızlık için ideal, sağlıklı dışkılama için ideal. Hatta ishalde de aynı zamanda haşlanmış olanı öneriliyor. Bunu bir kenara yazalım. Damar sertliği açısından yararlı çünkü içeride çok güzel yağ asitleri var. Bu yağ asitleri damarlarda plak oluşumunu engelleyen yağ asitleri. Düşük glisemik endekse sahip yani kan şekerini yavaşça yükseltiyor. Onun için şeker hastalığı için bir avantaj olarak kabul edilebilir. Kemik sağlığı için önemli, özellikle diş de kemik problemler olduğu için, magnezyum açısından zengin olduğu için önerilmekte. Vitamin C biliyorsunuz güçlü antioksidanlardan bir tanesi. Sadece vitamin C değil ama içeride diğer başka güçlü antioksidanlar var. O yüzden bağışıklık sistemimiz için faydalı. B vitaminlerinden zengin olduğu için konsantrasyon ve hafıza için yararlı olduğu söyleniyor. Bu tabii B vitaminleri üzerinden çıkan bir durum. Yüksek potasyum içerdiğinden dolayı özellikle tansiyon kontrolünde yardımcı. Potasyum en güçlü ve en güzel elektrolit bizim için. Bununla ilgili daha sonra başka bir video hazırlayacağım. Hipertiroidi biliyorsunuz tiroid hastalığının çok fazla çalıştığı bir durum tiroid bezinin. Özellikle bir madde içeriyor ve bu madde tiroid hormonun üretimini yavaşlatıyor. Hipertiroidler için uygun üretilen bir ürün. Böbrek ve safra taşları üzerinde olumlu etkisi var. Oksalat içermediği için oksalat taşları pek olmuyor ve bunun yanında özellikle kalsiyumun kemiklere yönlendirerek kalsiyum taşlarını önlediği söyleniyor. Bu da tabii kemik sağlığı ile olan yararıyla paralel bir durum. İçerdiği taninler nedeniyle cilt ve yara iyileşmesine son derece yardımcı. Ülkemizde Aydın'da özellikle kestane memleketi olarak biliniyor ve kestane yurt dışında genellikle fırında ya da haşlanmış olarak tüketimi öneriliyor. Son bir uyarı, fıstık alerjisi olanlar kestane tüketmesinler çünkü aynı alerji burada da olabilir. Teşekkürler.